Merhabalar. Ben Rıza Muhtaroğlu, profesyonel yaşam koçu. Size yaşam koçluğu ile ilgili bazı videolar hazırlamak istiyorum. Bu ilk videomda sizlere neden yaşam koçluğu desteği almalıyım? Bunun hakkında size biraz bilgilendirmek istiyorum. Önce ben kendim için yaşam koçluğu eğitimi aldım. Çok faydasını gördüm. Yaşım 56, İzmirliyim, İzmir Karşıyaka doğumluyum. Yıllardır 18 yaşından beri çok meraklı bir tipim. Kova burcuyum, yükselim de kova. Önce astroloji, sonra insan ilişkileri, kişisel gelişim, bilim, teknoloji, müzik. Bütün bu konuları hep merak duydum. Hep bu konularla ilgili kitaplar okudum. İzmir Özel Türk Koleji'nde okudum. Sonra 2 yıl da Gazi Lisesi'nde okudum. Kısacası yani hayatımı boş geçirmemeye çalıştım. 5 tane mesleğim var, 5'er yıl yaptım. Hepsinden bir şeyler, tecrübeler kazandım. Battım, çıktım. Tabii bütün bunlar benim ruhsal yapımda sıkıntılara yol açtı. Gitgellerim oldu. Kendi kendimi toplamam gerektiğini düşündüm. Okudum, bol bol kişisel gelişim kitapları okudum, videolar seyrettim. Sonra gittim eğitimlerini aldım, üstüne gittim bir daha eğitimlerini aldım. Tekrar tekrar çift dikiş yaptım, başka yerden de aldım. Toplamda 22 sertifikam var bu konuyla ilgili. Baktım ki çok işe yarıyor. Önceleri biraz bana değişik geliyordu bu konular. Yani pek inanmakta, hani şöyle yapacaksın, böyle edeceksin, olacak filan. Ha, nasıl oluyor bu işler böyle? Dur bakalım yapalım denemesin ama yapıyorsun oluyor. Mesela çekim yasası ile ilk tanıştığım yıllarda 20-25 yıl önce uyguluyordum. Allah oluyor, Allah Allah nasıl oluyor filan derken baktık ki bu işler gerçekten bir matematiği var. Bu matematiği uyguladığınızda gerçekten dilekleriniz oluyor. Ve beynimiz bir anten gibi sürekli evrene dalga dalga sinyaller yayıyoruz ve düşüncelerimizle ilgili olayları ve kişileri hayatımıza çekiyoruz. Bunu bizzat yaşıyorum, her gün yaşıyorum. Artık bu bana çok sıradanlaşmaya başladı. Hani bu konulara uzak olan insanlar, aa ne kadar tesadüf, şöyle oldu, aa tesadüfe bak falan filan derler. Ki biz de zamanında dedik bunları 20-25 yıl önce diyorduk yani. Daha bu konulara bu kadar vakıf değilken. Ama hiçbir şey tesadüf olmadığını sonradan hem okudum hem yaşadım hem kendi hayatımı düzelttim. Düzelttikçe mutlu oldum, mutlu oldukça düzelttim. Baktım çünkü çok işe yarıyor. İstediğiniz kadar bilgili olun. Bir kamyon kitap okun isterseniz. Yani ben de zaten binlerce kitap okudum ve okumaya devam ediyorum. Okumak yetmiyor yani. Okuduğunuzu hayatınıza uygulamak gerekiyor. Ve hangi konuyu, ne zaman, nerede söyleyeceğinizi ihtiyacınız olduğu zaman almanız gerekiyor. Yani bir sürü kitap var, okumuşsun. Burada bir mevzu geçiyor. Bunları anlatman gerekiyor. Niye anlatacaksın yani? Öyle havadan, sudan, şuradan, buradan değil de bu yaşam koçluğu benim sağ olsun hocam bana çok güzel hitap ederdi. Mehmet Akif Mehmet Akif Sayar hocam çok değerli bir hocamdır. Benden birkaç yaş büyük. O bana hocam diyordu, ben ona hocam diyordum. Sağ olsun. Bilgilerime değer veriyordu. Ben de onun bilgilerine değer veriyordum. Bugüne kadar öğrenmiş olduğunuz bir pek çok bilgi var. Rıza Bey diyordu. Boş değilsiniz. Ama şöyle bir şey, bir odayı düşünün. Her yer kitap, dergi, makale, her şey dolu. Bunları sen okumuşsun. Oraya okumuşsun, okumuşsun, atmışsın. Dolmuş yani. Ama bir konu geliyor, oradan ihtiyacın olanı çıkaramıyorsun. Yani karıştırıyorsun yani. Oradan oraya, oradan oraya bir kavak karışıklığı var. Şimdi koçluk eğitimi aldığımızda her şey sistematik olarak bana ne lazım şu lazım, bana ne lazım şu lazım, şu lazım hemen onu sunuyorsun. Kafayı bulandırmadan ihtiyacı olan şeyi vermedir yaşam koçluğu. Aynen yaşıyoruz yani hepimiz yaşıyoruz.
gerek ruhsal yapımızda, gerek iş dünyamızda, gerek kariyer koçluğu olarak, gerek öğrenci, gerek aile ilişkilerinde sürekli bir faaliyet içerisindeyiz. Sürekli iletişim içerisindeyiz. İşte bütün bu iletişimlerimizi bilinçli olarak, her söylediğimiz sözü, bize söyleneni yanlış anlamadan doğru bir şekilde anlamak için gerçekten yaşam koçluğu, profesyonel yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, öğrenci koçluğu, hangi dalda istersek hepsinin ayrı ayrı metodolojisi var zaten. İnanılmaz faydalı. Hayatınız o kadar çok kolaylaşıyor ki, hayat artık size oyun, eğlence gibi geliyor. İstediği kadar sıkıntı gelsin, istediği kadar dert gelsin. İnan, bütün sinirleriniz kalbinizden, beyninizden alınıp çöpe atılmış gibi oluyorsunuz. Size bir haksızlık mı yapıldı, şey mi yapıldı, hakkınız mı yendi? Olgunlukla karşılayabiliyorsunuz. Ve güzel bir şekilde hakkınızı savunuyorsunuz. Hiç sinirlenmeden. Ha, hiç mi? Oluyor tabii ki. Yani insanız sonuçta, yani mükemmelleştiğinizde çok az sinirleniyorsunuz. Biz de bunu anlatıyoruz tabii, ama biz de zaman zaman ufak tefek hatalarımız oluyor yani. Mükemmel, hiç kimse mükemmel değil. Herkesin hataları olabilir ama bunları minimuma indirmeye çalışıyoruz ki insan ilişkilerimiz ve hayat ilişkilerimiz güzel devam etsin. Mutlu olalım yani. Herkesin derdi mutlu olmak, güzel kazanç sağlamak, mutlu olmak, gezmek, yürümek, arkadaşlarına... Zaten bunların hepsi ayrı ayrı konu olarak var koçluğun içerisinde. Ben şöyle genel bir size, hani bu koçlukta neymiş, bunlar ne iş yapar dediğinizde, hayatımızın her dalının, her alanına hitap eden profesyonel yol arkadaşı olarak bizi görebilirsiniz. Bizden koçluk desteği aldığınızda kafanıza takılan, sizi rahatsız eden, tekrar eden sürekli bir yanlışlar varsa, çok paranız da olabilir, az paranız da olabilir. Para gelip geçicidir yani. İnsana tek başına mutluluk getirmez. Parayla ne satın aldınız veya olduğu halde alamadığınız mı? Kimisinin milyonlarca TL'si veya doları vardır fakat ondan bir şey alamaz. Öyle cimrileşmiştir ki kendine, etrafına bunu harcayamaz. Akrep vardır cebinde. Bakarsanız çok standart bir yaşantısı vardır. Fakat o geliri öyle durur. Evler, yatlar, katlar vesaire. Bu da çok çirkin bir şey bence yani. Hani o kadar ne bolluk bereket içinde olup da böyle çok da savurmak da iyi değil tabii. Hani dengeli her şeyin bir orta yolunu bulmak lazım. Tabii bu eğitimle ilgili, bilinçaltına attığınız kalıplarla ilgili, bunların hepsi tek tek sizin ihtiyacınıza göre bizim konularımız için hepsi var. İlerleyen videolarımda daha detaylı, tek tek, bölüm bölüm neler yaptığımızı, kimlere nasıl neler yapabileceğimizi, değişimin nasıl olduğunu örneklerle açıklamak isterim. Videolarımı kısa kısa tutayım ki herkesin vakti çok yok bu dönemde. Herkes YouTube'a çıkıp bir şeyler söylüyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Benim takip ettiğim onlarca, yüzlerce hoca, profesör, yerli yabancı, doktor, okumuş insanlar var. Arkadaş çevrem hep birkaç tane üniversite mezunu. Ha, ben üniversiteyi bitirmedim ama inanın 4-5 üniversite bitirecek kadar kitap okudum. Çünkü bunu ben bilinçaltıma daha liseyi bitirdiğim zaman yazmıştım. Hani ben tek bir konuda olamam. Ben bütün konulara meraklıydım. Hepsini, ne lazımsa bana hayatta, ben alacağım onu, kitabını, altını çize çize, okuya okuya, sanki beni imtihan edecekler gibi o konuyu bilene kadar okurdum. İnternet yokken ansiklopediler alır, oradan ansiklopedilerden sürekli araştır, sürekli araştır. Böyle bir tipim yani. Yani üniversiteye ben hep gidiyorum esasında. Yaşım 56. Her gün gidecek gibi 1 saat, 2 saat, 3 saat hep araştırmalarım, okumalarım devam eder. Bir şeyi öğrenmeden hemen her konuda yani benim önüme gelen, ilgimi çeken hemen her konuda kendimi yetiştirmeye çalışırım.
Yani boş bir insan olmayı hiç sevmem. Sevmedim de. Boş insanlar boş boş gelip gidiyorlar bu dünyaya yani. Hepimizin amacı var. İşte bu amacı merak etmiştim zaten yıllar önce. Neden geldik? Niye bu dünyadayız? Yani böyle size notlarım var. İnanın hiç doğru düz bir şeye bakmadım. Şu an spontane gelişiyor her şey kafamdan. Yani aklıma ne geliyorsa öyle söylemek istiyorum. Zaten böyle yapmacıklıkları hiç sevmem. Yani içine nasıl geliyorsa, hani karşımda siz varmış gibi. Hani çok bekledim. Instagram'da adreslerim var. Takipçilerim var sağ olsunlar. Hep bulduğum güzel bir şeyleri paylaşmak isterim insanlarla. İnsanlara hep yardım etmeyi isterim. İki tane bitmiş kitabım var. İki senedir yazdım. Pandemi döneminde. Fakat hep kendi hatalarımı buluyorum. İlaveler yapıyorum, çıkarmalar yapıyorum. Daha basmak nasip olmadı, bastırmak nasip olmadı. İlla ki bastıracağım tabii. Çok geniş kapsamlı bir kitap. Yani adı Güvenli Yol olacak. Olacak ve basıldığında öyle olacak. Hem kişisel gelişim kitabı, hem bilimsel bir kitap, hem de dini bir kitap görünümünde. Çünkü hepsi birbirine bağlı. Şimdi ben her konuda okuduğum için Allah bana nasip etti. Geniş bir dünya puzzle'ı düşünün. Bu bilinmeyen dünya, evren, kainat. İşte bunu da yüzlerce yazarı, yerli yabancı, düşüncesi ne olursa olsun okumaya bağlı hissediyorum. Hani aynı Voltan gibi hepsinden bir güç toplarsınız ya. Bunlardan bir sentez yaparsınız. Hiçbir zaman basma kalıp olmayı sevmedim. Zaten sağ olsun benim kolejdeki hocalarımdan Allah bin kere razı olsun. Bize insan olmayı öğrettiler. Bilgiye nasıl ulaşacağımızı, nasıl araştıracağımızı öğrettiler. Böyle hocalarımız ellerinden öperim. Yani görüşünüz, dünya görüşünüz ne olursa olsun bunun zıttını da gidin okuyun. Sonra o okuduğunuzun zıttını okuyun. Onların birbirlerinin kapışmasını okuyun. Öbürünü okuyun, şunu okuyun, bunu okuyun derken inanın en böyle isimleri kocaman harflerle yazan büyük profesör doktorlar bile öyle güzel hata yapıyorlar ki. Şimdi onları buluyorsunuz yani belli bir seviyeye geldiğinizde. Ama susuyorsun. Yani onun da bilgi dağarcığı o kadar. Yani ha onların göremediğini sen görüyorsun. Belki de bende de birçok hata var. Onu da başkaları görecek. Bu böyledir yani. Çünkü hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hepimiz dünyaya gelmiş farklı birer bilgisayar gibiyiz. Her birinden bir tane yapmış Allah bir model. Milyarlarca milyar insanlar gelmiş. Hiçbiri birbirinin aynı değil. Bir tek yani. O yüzden insanlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Anne kızıyla, baba oğluyla, karı koca hep böyle bir çatışma halinde. Benim dediğim doğru, senin dediğin doğru. Hayır böyle olacak, şöyle olacak. Aslında herkes kendi çapından haklı. Çünkü şu dünyaya bakış gözlüğümüz herkesin farklı. Aldığın, derlediğin bilgiler, bilinçaltındakiler ortaya çıkıyor. Mesela ben buraya baktığımda Nasonex diye bir şey görüyorum. Ama karşıda oturan bir arkadaşım olsa arkasındaki seri numarasını diyecek. Ben Nasonex diyeceğim, o seri numarasını söyleyecek. Hayır, o değil, bu değil, o değil. Aslında hepsi aynı şeyi söylüyor. Bakış açısı farklı olduğu için farklı yönden görüyor. Yani bunlar böyle uzar gider. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.